Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kazım Gücüko. Bu videomuzda kayıp olan bir parça keçi var. Daha doğrusu keçilerin yarısı yok. Drone ile onları aramaya çıktık. İlk gidebileceği yere baktım. Biz şu anda buraya Yazılı Taş diyoruz. Short videosunda Yazılı Taş'ın tam olduğu yeri de size gösteririm. Şu an buraya baktığımda burada keçi gözükmüyor. Aşağı tarlalara çeviriyorum drone'u. Orada armutlara gitmiş olabilirler. Zoom yapınca nasıl da belli oluyor. İlk başta keçileri bizim değil diye düşündüm. Çünkü başında köpek vardı. Yaklaşınca fark ettim. Köpek bizim. Drone biraz yavaş geliyor gibi gözüküyor videoda ama normalden hızlı. Saatte 34 km hızlı geliyor. Yani bir insan bu keçileri bu kadar hızlı bulabilir miydi bilmiyorum. Yerini bilse bile o kadar hızlı yanına varamazdı. Drone çoban için çok büyük bir kolaylık. İlk başlarda ben drone'a bakıyordum ama o zamanlar böyle her kullanıcıya göre drone yapılmıyordu. Çok profesyonel drone'lar yapılıyordu. Onun için fiyatları da bayağı bir yüksekti. Şu anda benim aldığım drone benim için gayet ideal. Fazlasıyla işimi görüyor. Şimdi drone'la keçileri kovalamaya çalışacağız. Bunlar armut kovalıyor. Biz bunları kovalıyoruz. Drone'un kamerasını 90 derece açıya çeviriyorum. Çünkü altında ağaca veya bir yere çarpmasını istemiyorum. Sadece altında sensör var. Başka bir yerde sensör yok. Onun için dikkatli kullanmam lazım. Keçiler bayağı korkuyor ha. Yakın değilim normalde. Şöyle etrafa bakalım. Bunlar iyi. Yolunu almış gidiyor. Biraz daha korkutalım. Hızlansın. Adam doymamış. Daha başka bir armada gideceğim diye uğraşıyor ya. Ama bu keçiler az. Etrafa bakalım. Etrafta olabilir. Aha buldum. Şuna bak. Parça parça dağılmış. Her ağacın altında keçi var. Bunları bir toplayalım. Keçiler zamanla drone'dan korkmamaya başlar mı bilmiyorum. Ama bizim keçide şöyle bir şey var. Yerden kuş kalksa ürküyor. Korkuyor yani. İnşallah alışmazlar. Çünkü drone'la çevirmek büyük bir kolaylık alıyor. Burası normalde bizim evden 1,5 km, 2 km civarı uzaklıkta. Ama drone'la çevirince çok çok yakın oluyor. Bunun korkacağı yok. Bunun daha bir ömrü var yani. Bunu korkutmaya çalışırken drone'u kırabiliriz. Bunlar nasıl korkuyor gördünüz mü? Hemen toplandı gidiyor. Ben şöyle bir şey fark ettim. Keçi ne kadar az olursa drone'dan korkmuyor. Ama çok olursa korkuyor. Videoda sonradan seslendirme yaptım. Drone uçarken konuşma yapsaydım çok daha farklı ve eğlenceli olurdu. Çünkü bu drone'u keçi kovalarken gülmekten kendimi zor tuttum. Çok güzel ve eğlenceli anlardı. Sizlerin de yanımda olmasını isterdim. Kalmış yine. Şuna bak. Drone elime geçeli bir ay oldu. Sizce iyi kullanıyor muyum? Yorumlarda belirtin. Ve ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada ben dışarıda drone uçururken annemgil evin içinden benim drone ile keçi getirdiğimi gülüyorlar. Çünkü karşıdaki çoban telefon etmiş. Keçiler kendileri toplandılar eve gidiyorlar diye. Sanki başında insan varmış gibi. Orada da benim gülesim geldi. Drone tabi gözükmüyor. Burada bir sinematik çekim yapayım dedim. Biraz zor oldu. Ama az çok başardım gibi. Ağaca yaklaşırken korkuyorum. Bayağı mesafe vardır ama korkuyorum yani. Sana şunu ne kadar yaklaştım korkmuyor. Burada keçileri bazen korkutmak için drone'u sağa ve sola uçuruyorum ki daha fazla ses çıkarıyor. O sesten korkuyor. Şimdi keçiler toplandı. Eve doğru gitmeye başladı. Keçinin ödü patlamıştır. Allah keçileri böldük. Böyle mi? Tamam toplanıyor. Biraz geriden uçalım ki keçiler korkmasın. Şimdi onlar görünüşe bakılırsa doymuş gibi çünkü başka bir armuda veya dereye inmiyor. Gidiş yönleri tam ev istikametinde. Buradan bıraksak eve gelir gibi ama sağlam iş alalım. Yolun asfaltın üstüne çıkaralım. Öyle eve gidelim. Hemen de korkuyorlar ha. Nasıl sizce drone işe yarıyor mu? Bu da bizim köpek.
Bizim sürüde bir tane köpek var. Başka köpek yok. Köpek çok cana yakın. Sevdiğin gibi sevgiyi direkt hissediyor. Koşmaya başlıyor. Çok seviniyor. Sanki başını okşayınca dünyalar onun oluyor. Keçiler bir dizide gidiyor. Önü beklemeye başladı. Bir iki keçi çalıya yöneliyor. Bakalım, izleyelim biraz. Keçi çalıya girecek. Çalıya girer ise Durhan'la çaladan çıkaramayız. Onun için girmeden ürkütelim, korksun. Çalıya baksanıza, gür çalı. Keçi bunun içinden çıkmaz. Elektrik telleri görünüyor. Onun için dikkat etmek lazım. Burada da bir tane sinematik çekim deniyorum. Tele çok yakın. Yükseldim ve tamam. Sinematik çekim bozuldu ama tele çarpmaktan kurtulduk. Ayrıca kullandığım drone'u merak edenler var ise DJI marka Mini 3 modeli. Yolun üstüne geçti mi bizim iş bitmiştir. Kendileri eve gelir. Drone ile buradan sayım yapabilirim yani. O derece iyi görüntü alıyorum. Nasıl topladım bu geçileri? Komik ya. Çok eğlenceli bir şey yani. Bu hissi, bu duyguyu herkesin yaşamasını isterdim. Drone'u ilk uçurduğumda elim ayağıma dolaşmıştı. Çok tedirgindim ve ilk uçurduğumda kargalar drone'un olduğu yere doğru gitmeye başladı. Panik yaptım. Drone'u biraz sağa sola boş yerlere uçurmaya başladım. Sonra sakinleşip drone'u kendime doğru uçurmayı başardım. Burada keçiler bizden yine ürktü. Geriye gidelim. Yönleri değişmesin. Bak şunlara ya. Şu bir keçiyi nasıl yapalım bakalım. Aşağıda armada doğru gidiyor. Gördün mü? Bakıyor mu? Farklı gibi. Ha, ürktü. Tamam, o da geçti. Gitmiyor lan. Bize mi deniyor bu? Gitti. Bakıyoruz. Keçilerin önü durdu. Arkası önündeki keçilere yetişmeye çalışıyor. Toplandılar bir nevi. Biraz daha gitsin. Ve biz de şimdi keçileri korkutmadan onlardan uzak bir yerden eve doğru uçalım. Biraz da sinematik çekim deneyelim. Onları kadraja alıp etrafında dönerek önüne geldiğimizde eve doğru yol alacağız. Şu an ayarı fazla kaçırdım. Topladım. Önünde oluyor. Bir daha ayarladım. Zoom yapınca çok hassas oluyor kadrajda tutmak. Şu an zoomsuz. Böyle olunca kolay oluyor keçileri tam ortada göstermek. Şimdi keçilerin önüne geçtik. Bu uzaklıktan korkmuyorlar. Gelmeye başladı. Şimdi geri geri uçuyorum. Arada da birkaç zoom yapıyorum. Yorumlardaki linkten kanalıma ziyaret etmeyi unutmayın. İlla ki beğeneceğiniz içerik vardır. Drone'la çevirdiğimiz keçiler eve geldi. Şunlara bak. Armut kovalamaya gitmiş. Maalesef saman bitti. Nasıl da koşuyorlar. Armut yediler, bir de saman yesiler üstüne. Oh mis. Şunlara bak, şunlara. Köpek de geldi mi tamamdır bu iş. Zaten gelmiştir de. Ha, köpek gelmiş. Tamam, bu iş bitti.